Bu arada efendim Büyükşen Çifti cinayetinde biliyorsunuz Metin ve Necda Büyükşen Çifti Konya Karatay'a bağlı İsmil'deki evlerinde 3 Eylül 2018 tarihinde bir cinayete kurban gitmişlerdi. Cinayetin üzerinden tam 3 yıl 6 ay 22 gün geçti ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükşen Çifti cinayetine ilişkin iddianameyi tamamladı. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede cinayeti azmettirdikleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında tasarlayarak öldürmeye azmettirme, bir de bir katil zanlısı bulundu yeni. O da Ertuğrul Çelik. Onun hakkında da tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Zekeriya Okşen hakkında ise biliyorsunuz bir tutuklu daha vardı. O Zekeriya Okşen ile beraber cezaevinde hayatını kaybetmişti. Mustafa Bey. Onun hakkında da tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçlamasıyla iki kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor Büyükşen Çifti cinayetinde. Biliyorsunuz iddia Esra'nın Abdullah'la tanıştıktan sonra köyde kendisini istemeyen sevgilisinin anne babasından şikayet ettiği, Abdullah'ın da ona çok aşık olduğu için onları işte bu yeni çıkan Ertuğrul Çelik'le öldürmek istediği, fakat Ertuğrul Çelik'in yani iddianame şu, yanlış eve girerek Necda ve Metin Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyor. Bu arada evin kızı da bu katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i teşhis etmiş, gözlerinden tanımış. Onun da altını çizeyim. İddianame tamamlandı. Mahkeme süreci devam edecek. Nihayet bir hanımefendi kızımız bir teşhiste bulundu. Yani onun bugüne kadarki susması hadiseyi böyle muammaya çevirmişti. Şimdi tanımış. Şimdi teşhis, inşallah bu teşhiste de yanılmamıştır. Günahsız yere de kimse yanmasın. Ama gerçek olarak yapanlar da inşallah cezasını bulacaklar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.